Fenerbahçe'nin gazete manşetlerine baktık. Şimdi günün ilk Skype bağlantısıyla karşınızdayız. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız bugün? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Özet görüntüsünü izledik. Manşetlere baktık. İsterseniz karşılaşmayla başlayalım. Fenerbahçe geriye düşmüştü ama başarılı bir performansla 3-1 kazanmaya başladı. Hatta bu kadar sert oynayan bir takıma karşı kazanmak da tabii ki ve geri dönüş çok önemliydi. Maçı nasıl değerlendirirsin? Bununla başlayabiliriz. Aslında sezonun geneli gibi bir maçtı. Fenerbahçe geriye düşse de işi bırakmayan, maçın peşinden koşan, yaptığı hamlelerle ve oyuna sonradan girenlerle maçın ritmini hep elinde tutan bir yapıdaydı. Karşısındaki rakip evet çok iyi bir La Liga takımı değil elbette ki ama sonuçta bir La Liga ekibi ve hazırlık maçı için bence güzel bir eşleşme. Aynı şekilde Villarreal biraz daha sert bir takım. Ondan da oynayacaklar. O da mantıklı bir yerleşme. Genel olarak da bu La Liga İstanbul'da felsefesini de çok beğendiğimi söyleyeyim. Hani bundan sonraki yıllarda da belki Dünya Kupası var diye denk geldi ama bunun üstüne düşürüp La Liga'nın bu seviye ekipleriyle bizim özellikle 3 büyüklerin, 4 büyüklerin maç yapması gerçekten hazırlık dönemi için etkili bir prestij hem de alıştırma dönemi olur. Onu belirttikten sonra Fenerbahçe'de Joshua King'in bir dahil oluşu iyi. O da bir sakatlıktan çıktı ve hatta gitmesi muhtemel isimler arasında gözüküyordu devre arasında. Bunun yanı sıra yerine adam bakılıyordu oyuncu transferi için ama şimdi Pedro'nun işi gerçekten çok acı. Cagliari'yi taşımış bir adamdı. Üstüne Galatasaray'la beraber girilen bir transfer yarışında kesenin ağzı açılıp Fenerbahçe'ye kazandırıldı. Yani Valencia falan düşünülmezken birinci forvet olarak zaman zaman 4-6-0 oynayacaksa en öndeki adam olarak hep düşünülmüştü ama gelin görün ki bu sakatlık gerçekten biraz iç acıttı. Çünkü muhtemelen bir bağ kopması falan gibi bir şey gelebilir o fotoğraflardan ve ilk bilgilerden anladığımız kadarıyla. Bugün netleşecek MR sonrası eğer bir ödem yoksa. Bunun dışında da Pedro'nun bu sakatlığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını ve oyun şablonunu da etkileyecektir. Çünkü Pedro'yu orta sahaya da koysanız, forvete de koysanız tamam istediğiniz verimi daha alamadınız ama sonuçta o potansiyel olan ve sakatlık sonrası yavaş yavaş ısınacak bir isimdi. Bu ara sonrasında onu bekliyorduk ama Pedro'nun kaybı olacak muhtemelen. İnşallah olmaz tabii ki ama onun yerine bir transfer, bir hani 10 numarayla forvet arası bir 9,5 numara gibi olabilir. Belki biraz kanat forvet olabilir. Bu tarz bir takviye şart haline gelir. Peki dünkü karşılaşmada senin performansını beğendiğin isimler kimler oldu Fenerbahçe'de? King'in geri dönüşünü söyledim zaten. O önemli bir şey. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir oyuncu. Osayi'yi beğendim. Bunun dışında çok fazla da böyle benim için göze çarpan bir oyuncu yoktu açıkçası. Şimdi hazırlık maçı dedik ama yine de aslında Fenerbahçeliler bu maçı çok önemsediğini aslında gösterdiler. Özellikle ikinci yarıdaki hücum hattındaki performanslar çok başarılıydı. Tabii Jorge Jesus da yine hazırlık maçını çok önemseyenler arasındaydı. Şimdi öyle bir Dünya Kupası arası verdik ki bir anda ligde giden bir ritim vardı. Bir anda araya girdik. Evet. Bunun için hazırlık maçları daha da önemli hale geldi. Bir hafta 10 gün kadar genelde bütün takımlar izin yaptı. Sonrasında sahaya dönmeleri bir açıkçası bir futbolcu fizik yapısı, mental olarak hazırlanma açısından da sıkıntı. Hiç böyle bir ara denk gelmemişti Kasım ayında. Bunun geri dönüşünde takımı bir an önce toparlamak çok önemli. Ki hep belirttik bu ara Fenerbahçe'ye şarttı ve çok iyi zamanda geldi. Belki Dünya Kupası en çok Fenerbahçe'nin işine gelecek. Çünkü erken başlayıp erken form tutup yüksek grafikle, yüksek eforla oynanan maçlar sonucu liderliğe oturdu. Normalde genelde erken sezonu açıp form tutan takımların düşüş aşamaları Kasım ortası, işte Aralık sonu arasında böyle gidip gelir ve oralarda kaybedilen böyle 3-4 maçlık puan grupları hep sizi yarıştan koparır. Fenerbahçe açısından bu Dünya Kupası'nın olması işine geldi. Dönüşünde de Rayo Vallecano, Villarreal gibi ekiplerle hazırlık maçını Jesus'un normalden fazla dikkat etmesi doğal. Çünkü takımını bir an önce havaya sokmak isteyecektir. Unutulmasın Fenerbahçe ara verdi ama dönüşte sanki hiç ara vermemiş gibi çok sert bir maçla başlayacak. İki tarafın da fizik ve puan olarak kazanması gereken ve bize şampiyonluk yolunda bir şeyler sergileyeceği bir Trabzon-Fenerbahçe maçı olacak. Onun için de Jesus'un
gayet ipleri sıkı tuttuğunun farkındayım ben. Peki Pedro'nun sakatlığını konuştuk, tatsız konular ama bir de Arda'yı konuşalım istersen. O da milli takım dönüşü yine bir ağrı hissetmişti ve dizinde bir travma olduğu söylendi. Dün öğlen saatlerinde geldi o haberde. Arda ile ilgili neler söylersin? Arda'nın ben çok hani ilk izlenimi, ilk bilgilerde çok fazla bir ağır bir sakatlığı, bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bu geçecek 2-3 haftalık boşlukta Arda toparlanacaktır. Yani futbolun doğasında var. Ne diyeyim, bu kadar yoğun tempoda, yoğun yani planlamada elbette ki sakatlıklar olacak. İnşallah hani çok kötü, kendi kariyerini etkileyecek, hani böyle yavaş yavaş yer edecek sakatlıklardan değildir umarım. Bunun dışında da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki, istersen vaktimiz kaldığında bir de Dünya Kupası'na da giriş yapalım. Dünkü heyecanlı karşılaşmalarla başlayalım. Senin için hangisi en çok heyecanlıydı? Bir de tabii ki Arjantin'le Polonya karşılaşmasını bir değerlendirelim. Messi'nin penaltıyı kaçırdığı karşılaşmayı. Arjantin-Polonya tabii ki gözümüzün çevrildiği maçtı. Tamam, Messi herkes devam etsin istiyor ama diğer tarafta da Lewandowski vardı. Evet. O açıdan da herkesin dikkatle, merakla beklediği bir maçtı. Lider durumdaki Polonya bir anda turnuvadan elendi. Diğer maçta çünkü yani Suudi Arabistan yılın sürprizine imza attı aslında. Hı hı. Ama sonrasında Meksika bir galibiyetle, ki orada da harika bir frikik golü vardı. Bununla beraber grupta işler tamamen karıştı. Suudi Arabistan turnuvadan elendi. Polonya elendi. Messi'nin penaltısında ben Szczęsny'yi yani harika buldum. Nasıl diyeyim? Yani o penaltıda tek elinizle yatmışken topu çıkarmak gerçekten tecrübe ve kalite işi bir kalecilikti. Onun dışında da Arjantin çok fazla göz doldurmasa da, hani gümbür gümbür dediğimiz bir futbol oynamasa da kazanıp bundan sonrasına kendisini attı. İşler bundan sonra çok farklı döner. Çünkü evet. 90 dakika artı 30, 120 dakika ilginç maçlar bizi bekliyor. Biraz savunmaların ön plana çıkacağı, hani ilk gruplarda hep eleştirilmişti savunma ağırlıklı oynayan çok takım var diye. Şimdi ikinci turla beraber bu daha fazla olabilir. Çünkü bazı şeylerin geri dönüşü olmayan maçlar başlıyor. Bunun dışında da hani dün geceye baktığımda ben Danimarka'nın elenmesini beklemezdim. Yani genel olarak grup aşamasında. Tunus'un Fransa'yı yenmesi ise hani olmayacak iş oldu. Orada da Tunus'un galibiyeti var. Fransa hani grubu süpürür diye düşünürken 3'te 3. Tunus onları çembeyi taktı ama bir işlerine yaramadı bu galibiyet. Bir de tabii galip gelip tur atlayamamak da en üzücü şey olsa gerek. Hele bir de Fransa'yı tur atlayamıyorsanız evet. O asıl sorun orada, evet. Peki son olarak günün maçlarına da bir bakalım istersen. Hırvatistan'la Belçika, Kanada'yla Fas, Costa Rica'yla Almanya ve Japonya'yla da İspanya karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan neler beklersin? Şimdi bakıyorum ben de Hırvatistan-Belçika maçı tam bir kaos maçı olacak. İkisinin de elenme ihtimali olur. Yani bir tanesinin. O yüzden gerçekten ben Fas'ın Kanada'yı yeneceğini düşünüyorum. Eğer orada bir sürpriz olursa zaten işler bambaşka yere gider F grubunda. E grubu asıl sorunlu grup. Evet. Ölüm grubu diye tabir ettiğimiz Almanya, İspanya'nın böyle güle oynaya çıkacağı grupta Costa Rica ile Japonya öyle işler yaptı ki her şeyi karıştırdı. Bugün bence herkes hani iki ekran alıp, iki televizyon alıp yan yana koyup öyle bu grubu izleyecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum Suat Umurhan. Sana iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Suat Umurhan'la birlikte hem Fenerbahçe'nin hem de Dünya Kupası'nın gündemini konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu sezon bekleneni veremeyen Dele Alli'nin İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçındaki performansından memnun kaldı.